Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün yine bir hamur işimiz var. Tahinli açma hazırlayacağım. Hamuru yumuşacık olacak ve tahin de ekstra lezzet katacak. Özellikle tahini sevenler bence mutlaka denemeli. Hemen hamurumuzu yoğurmakla yapmaya başlayalım. Bütün detaylarıyla anlatıp göstereceğim. Yoğurma kabının içerisine bir paket yaş mayamızı alalım. Elinizde ufalayın. Bir su bardağı ılık su ilave edelim. 3 tatlı kaşığı şeker. Karıştırın, maya ve şekerimiz erisin. 2 tane yumurtamızın beyazını hamura katıyoruz. Sarısını da üstüne sürmek için ayırmamız gerekiyor. Su bardağı ılık süt ve bir su bardağı da sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Yanıma 1 kilo un aldım. Yaklaşık yarısını ekliyorum. Yoğurmaya başlayalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. En son sizlere ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Hamurum yeteri kadar yoğruldu. Tam 1 kilo un gitti. Sizler de yavaş yavaş ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Herkes de aynı oranda gitmez. Hamurun üstünü örteceğim ve 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Yarım paket tereyağımızı tavada eritelim. 2-3 yemek kaşığı da tahin koyacağım. Karıştıralım. Dinlendirdiğimiz hamuru unladığımız tezgahın üzerine alalım. Hamurumuzu 10 eşit bezeye bölelim. Bezelerimizi unladığımız tepsiye yerleştirelim. Hamurlarımızı açarken unla değil nişastayla açalım lütfen. Mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanırsınız. Her bir hamurumuzu tabak büyüklüğünde açmamız gerekiyor. Hepsini açtıktan sonra tepsimizi önümüze alalım. Açtığımız hamurun üzerine tahinli yağdan sürün. Her katına şeker de serpelim. Üçüncü hamurumuzu da koyalım. Dördüncü katımız. Yine şeker serpiyorum. Beşinci ve son katımız olan hamuru da yerleştirip bir kenara alalım.
Diğer 5 hamurumuzu da hazırlayalım aynı şekilde. Çok az un serpin. Ve ilk yaptığımız hamuru alalım. Hafif elinizle büyütün. Merdane ya da oklavayla hamurumuzu inceltelim. Açtığımız hamuru ilk önce ortadan keselim. Dilimleri ayırıyorum. Kestikten sonra tutup bir şekilde rulo yapalım. Ve fırın tepsimize de yan yana dizelim. Hemen diğer hamurumuzu da yapalım. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı şeker ilave edin ve karıştırın. Fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst ayarda ısındı. Sıcak fırında hemen pişireceğim. Alt üstte kızarana kadar. Yumuşacık ve kat kat oldular. İnşallah bu güzel tarifi evlerinizde denersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.